Sevgili seyirciler, binlerce yıllık geçmişiyle liman kenti Soli son günlerde Güneş Festivali ile gündeme geldi. Mersin'in Mezitli ilçesinde antik kentin tarihini belediye başkanıyla konuşuyor. Festivalin coşkusunu Eko Gündem'de ekranlara taşıyoruz. Tarihin kültürle, doğanın turizmle, güneşin festivalle buluştuğu noktada yer alan Mezitli, Mersin'in en özel ve güzel ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'da CNR Expo Center'da düzenlenen Kentine Güvenen Kentler buluşmasında ilçelerini ve hayata geçirdikleri projeleri tanıtma imkanı bulan belediyelerden biri de Mezitli'ydi. Burada oluşan sinerji ve faydasını Belediye Başkanı Uğur Yıldırım'la konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olarak özellikle nüfusu 100 bin üzerindeki belediyelerimizin bir çalışmasının ortak alanda paylaşılması ve halkımızın görselliğine sunulması anlamında yapılmıştı. Son derece de güzel, faydalı bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Bütün belediyelerimiz çalışmalarını sergilediler. Projelerimizi görüyoruz. Biz bir başka belediyelerimizin uyguladığı güzel projeleri, onlar bizim projelerimizi karşılıklı beğenerek, bakarak biz de onları gerçekleştirelim gibi bir düşünceyi oluşturma anlamında da son derece de önemli. İlk defa gerçekleşmiş olmasına karşın son derece de halkımızın büyük bir duyarlılık içerisinde olduğunu da gördüm. Tabiatıyla bu bizi çok sevindirdi. Başkan Uğur Yıldırım, yerel yönetimler buluşmasına Soli Antik Kenti'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarından çevre düzenlemelerine, sahil temizliğinden spor okullarına kadar çok sayıda projeyle geldiklerini ifade ediyor. 5 tane projeyi sergileyebilme olanağımız vardı ama biz birazcık da onların hoşgörüsüne sığınarak ve biraz da kaçamak yaparak biz 7-8 tanesini böyle halkımızın görmesi için standımızı değerlendirme fırsatını bulduk. Kentine Güvenen Kentler buluşmasında bir araya geldiğimiz Belediye Başkanı Uğur Yıldırım, Mersin'in Mezitli ilçesini tanıtırken yakın zamanda buradan yeryüzü cenneti olarak söz edileceğine özellikle vurgu yapıyor. Mezitli, Mersin'in merkez ilçelerinden bir tanesi. 4 tane merkez ilçemiz vardı. En batıda olan ilçemiz 2009 seçimleriyle beraber bir ilçe statüsüne kavuşmuş olmakla yeni bir ilçeyiz. Tabir caizse çiçeği burnunda bir ilçe. Ama nüfusu 140 bine kadar varan bir ilçe olması bakımından da nüfus yoğunluğu bakımından çok ilçelerimizden de ön sıralarda yer almaktadır. 11-12 kilometrelik bir sahil bandımız var. Son derecede güzel denizi ve kumu var. Bu bakımdan geleceğin bir turizm kenti olmaya aday bir ilçemizdir. Bu bakımdan da kendimizi şanslı sayıyoruz. Hatta daha ileri giderek ve iddialı olarak söylüyoruz ki ileride bir turizm cenneti olmaya, Mersin'in yükselen yıldızı olmaya aday bir ilçe diye düşünebiliriz. Mezitli'de turizmin çeşitliliğine dikkati çekiyor. Turizm denilince sadece deniz, güneş, kum akla gelmiyor. Yayla turizmi bakımından da bakıldığında, inanç turizmi bakımından da çeşitli alternatif turizm kaynakları var. Bunlardan özellikle yayla turizmine de son derecede elverişli olması bizim ilçemize ayrı bir değer daha katıyor. Tarihi ve kültürel değerlerimizin çok farklı olması halkımızın geniş katılımını ve ilgisini sağlıyor. İnşallah siz de önümüzdeki Haziran ayının 19, 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirdiğimiz Soli Güneş Festivalimizde siz de Mersin'e geleceksiniz, sizi davet ediyorum. O zaman orada da yakından görmüş olacağız. Bir Soli Pompei Polis Antik Kentimiz var. Binlerce yıllık bir tarihi barındırıyor. Orada çok da değerli tarihi ve kültürel varlıklarımız barınıyor. Onları inşallah gün ışığına çıkartacağız. Başkan Uğur Yıldırım'ın davetine kayıtsız kalmıyor, Soli Antik Kenti'nin yanı başında gerçekleştirilen Güneş Festivali'ni yerinde görmek üzere Mezitli'nin yolunu tutuyoruz.
Mersin'in batısında sahil boyunca uzanan ve 2009 yılında ilçe olan Mezitli, misafirperver halkı, modern yapısı, yumuşak iklimiyle yaz-kış yaşamın keyifle sürdüğü bir bölgenin adı oluyor. Yıl boyunca yapılan çevre düzenlemeleri, çok sayıda park, geri dönüşümle ilgili bilgilendirme çalışmaları ve çocuklara yönelik spor okullarıyla sosyal projeler ve politikalar hizmet dökümünde başı çekiyor. Makamında ziyaret ettiğimiz kurucu belediye başkanıyla ilk olarak festivale de adını veren Soli Antik Kenti'ne gidip tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Soli Pompei Polis Antik Kentimiz aşağı yukarı 4000 yıllık bir tarihi barındıran bir kent. Ama 4000 yıl geriye doğru henüz yaptığımız kazıların sonucunda çıkabilmiş değiliz, ulaşabilmiş değiliz. Yani İsa'dan önce 1500'lere kadar indik, aşağı yukarı bir 500 bin yıllık daha tarihi geriye doğru götürebilmemiz gerekiyor. Bunun tam kökenine varabildik diyebilmek anlamında. 14 yıldan bu yana bir kazı yapılıyor. Şehrin konuşlandığı birinci derecede sit alanında her yıl kazı heyeti tarafından 40 gün boyunca çalışma yapılıyor. 14 sütunun ayağa kaldırıldığı antik kentin dönemin en önemli liman kentlerinden biri olduğunu öğreniyoruz Başkan Uğur Yıldırım'da. Bu içinde bulunduğumuz ve arkada 14 sütunun görüldüğü sütunlu caddemiz bir alışveriş merkezi. 200 sütundan oluşan bir çarşı. Ve bu gördüğünüz her alanda ayrı bir dükkan olarak çalışıyor. Limanla bağlantısı olan bir çarşı. Limana gelen gemilerin yolcuları iniyorlar. Çarşıya çıkıp alışveriş yapıyorlar. Ya da getirdiklerini buranın halkına pazarlıyorlar. Buradan aldıklarını da başka pazarlara götürerek orada satışını yapıyorlar. Yani burası döneminin çok önemli bir liman kenti. Restorasyonun tamamlanıp kentin limanla buluşturulması bölgeye eski canlılığını kazandıracaktır diyen Başkan Yıldırım, Viran Şehir adının kökenini de izah ediyor. 200 sütunun sadece 33 tanesi ayakta kalabilmişti. 525 ya da 527 yılları arasında geçirdiği çok şiddetli bir deprem sonucunda şehir yerle bir olmuş. O nedenle buraya zaten Viran Şehir denilirdi. Büyük depremin ardından 200 sütundan geriye sadece 33 tanesi kalıyor. 2012 yılında başlatılan restorasyon çalışmasıyla binlerce yıldır yatan sütunlardan 14'ü ayağa kaldırılıyor. Uğur Yıldırım, çalışmaların devamlılığı için Kültür Bakanlığı'nın desteğini beklediklerini dile getiriyor. Devletin çok önemli oranda buraya katkı yapmış olması lazım. Ve şunu iddiayla söylüyorum ki dünyada olup olmadığını bilmiyorum. Türkiye'de sadece bir tek Soli Pompei Polis Antik Kentimiz limanla buluşuyor. Örneğin bir Efes'i düşünürseniz yıllar içerisinde Efes şehri, o harabeler kilometrelerce denizin uzağında kalmış durumda. Güneşin oldukça cömert davrandığı Mezitli'de enerji kullanımında verimli, temiz ve sonsuz yenilenebilir kaynaklara dikkati çekmek için Güneş Festivali düzenleniyor. Fikrin nasıl doğduğunu da yine başkan anlatıyor. 21 Haziran bilindiği gibi Dünya Güneş Günü'dür. Yani güneşin gökyüzünde en uzun kaldığı gündür. O nedenle biz bir güneş kentinde bu Dünya Güneş Günü'nün kutlanılmasına ihtiyaç olduğunu düşündük. Ve göreve geldiğimiz ilk yılda Soli Güneş Festivali adı altında bir festival düzenlemeyi kararlaştırdılar. Antik kenti yerli ve yabancı turistlere tanıtmak festivalin bir başka amacını oluşturuyor. Güneş Festivalimizi hem Soli Antik Kentimizi tanıtmak, öncelikle kent halkına, daha sonra Türkiye'den gelecek insanlara ya da yurt dışından gelecek turistlere tanıtabilmek için böyle bir festivali düşündük. Alternatif enerji olarak güneş enerjisinden nasıl yararlanabileceğimizi azami ölçülerde bunu bilimsel boyutuyla tartıştık hep. 3 yıl süreyle bunu yaptık. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve deprem temasıyla hazırlanan Soli Güneş Festivali, Mezitli'de bulunan ilköğretim okulları arasında gerçekleştirilen Hayalimdeki Mezitli, Antik Liman Kentinden Güneş Kenti Soli'ye adlı kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle başladı. Halk gerçekten de çok heyecanlı ve mutluydu. Çünkü
Çünkü birçoğu bu gece kendi tam anlamıyla duyurabilecek ve tiyatro gösterilerini izleyebilecektir. Hepsi birer çocuk misali, Pompei'nin taş yollarında oradan oraya koşuşturuyordu. Denize açılan bir liman güneş şeklinde, taşların arasından tıkır tıkır giden arabacıların sesi. Eskiden böyleymiş Ayasofya şehri. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Birliği eğitim tesislerinde gerçekleştirilen ödül töreninin ardından Soli Pompei Polis Kazı Başkanı Profesör Doktor Remzi Yağcı tarafından yönetilen Dünden Bugüne Depremler, Limanlar ve Şehirler konulu panelde Profesör Doktor Selim İnan, araştırma görevlisi arkeolog Fatih Hakan Kaya, yardımcı doçent Doktor Yasemin Sarıkaya Levent ve yardımcı doçent Doktor Esra Şahin Burak konuşmacı olarak yer aldı. Eski uygarlıklarda yerleşim alanlarının güneşe ve iklim şartlarına göre planlandığı bilgisini aktaran konuşmacılar, Soli antik kentinden günümüze yapılaşmayı ve depremin etkisini dinleyicilerle paylaştı. Pompei Polis şu anda kentin, büyüyen kentin ortasında kalan önemli bir antik bölge. Bütün antik kentlerin tarihsel dönemler içerisinde depremlerle yıkıldığını görüyoruz. Çok bunun örnekleri var. Mersin'in bir mesire yeri olarak İnsanların gelip denize girdikleri, hafta sonu vakit geçirdikleri bir alan görüyoruz. Portakal bahçeleri, daha çok meyve bahçelerinin olduğu bir bölge. Konuşmacılar Soli Pompei Polis Antik Kenti'nin arkeoloji parkı veya açık hava müzesi halinde bir buluşma alanı olarak korunmasının gerekliliği üzerinde birleşti. Panelin ardından Mezitli Belediyesi'nin önünden Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde festival alanına kadar vatandaşlarla kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej yürüyüşüne evlerinden, iş yerlerinden vatandaşlar da büyük bir coşkuyla destek verdi. Akşam saatlerinde Mezitli halkı birbirinden özel konserler için festival alanında bir araya geldi. Devlet Opera ve Bale sanatçıları, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Mersin Katolik ve Ortodoks Kilisesi Korosu sanatçılarından oluşan Mersin Anadolu Kültürleri Topluluğu'nun muhteşem konseri, festival alanını dolduran binlerce kişiyi mest etti. Saatler ilerledikçe festival alanına sığmayan kalabalık Soli Pompei Polis Parkı ve sahilini doldurdu. Edip Akbayram'ın sahneye çıkmasıyla tarihi gecelerinden birini yaşayan Mezitli'de halk, ünlü sanatçının söylediği tüm şarkılara eşlik etti. Hasretin ile yandı yandı, yandı yandı, yükseklerden uçtu. Seyindi şimdi gönlüm, salkım salkım kar yelleri estiğinden, mal patiskaları yırtan gemilerin ile uzaktan seni düşünür düşünür. Üç gün süren
süren festival boyunca konserlerin yanı sıra el sanatlarının ve Mersin'in göresel değerlerinin sergilendiği standlar da dikkat çekti. Mezitli Belediye Başkanı Uğur Yıldırım, festivalin yarattığı coşkudan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti. Akşam çok coşkulu bir kalabalıkla son derecede olgun bir hava içerisinde arkadaşlarımızın sanata, barışa, kardeşliğe, dostluğa ne kadar önem vererek bir geceyi geçirdiklerini hep beraber izledik. Uğur Yıldırım'ın bir başka mutluluğu da halkın festivali benimsemesi ve sahip çıkmasıydı. Bunu festival sonunda sorduğu soruyla tescilliyordu. 3 yılda bu yana devam eden bu etkinliklerimizde ben hep 3. günün sonunda kapanıştan önce halkımıza soruyorum. Bu festivalin devam etmesini arzu ediyor musunuz? Yoksa artık yeter, bu festival kalsın kaldığı yerde mi diyorsunuz diyorum. Hep bir ağızdan isteriz, istiyoruz. Bundan sonra artık Mezitli halk ayağa kalktı. Onu oturtamazsın başkanım. Bu festivaller devam edecek diyor. Festivali geliştirerek sürdürmek istediklerini söyleyen Başkan Yıldırım, Mersin'in merkez ilçesi Mezitli'nin tanıtılmasında Soli Güneş Festivali'nin etkisinin büyük olduğunu da sözlerine ekledi. Amatör bir ruhla yapıyoruz. Yerel ölçekte bir festivaliz. Ama bu festival inanınız Mezitli 2009 yılında ilçe oldu. İlk kurucu belediye başkanıyım. Kaymakamımız, ilk kaymakamımız, kurucu kaymakamımız. Mezitli, Mersin'in bir merkez ilçesi olduğu herkes tarafından bilinmiyor ne yazık ki. Çok insanlarımız tarafından. Ama inanınız bu Soli Festivali, Güneş Festivalimiz, Mezitli'nin nerede olduğunu Türkiye'nin önemli bir kesimine hissettirdi. Mezitli artık Mersin'in merkez ilçelerinden bir tanesidir denilmeye başlandı. Bunu çok kısa süre içerisinde görmeye başladığımızı biliyorum. Bu heyecanla, bu amatör ruhla sürdürüyoruz. Sonunda herkesi önce Mezitli'ye, ardından da her yıl düzenledikleri festivale davet eden Mezitli Belediye Başkanı Uğur Yıldırım, bölgenin güzelliklerini birlikte yaşayalım mesajı verdi. Mezitli bir turizm kenti, bir kültür sanat merkezi olmalıdır diyoruz. Bunun altyapısını oluşturmakla meşgulüz biz şu anda. 11 kilometrelik bir sahil bandımız var. Eşsiz bir denizimiz ve kumsalımız var. Eşsiz yaylalarımız var. Buralarda turizm amaçlı her tür çalışma yapılabilir. Böyle olunca da bize düşen görev bunları halkımıza duyurabilmek, geniş kitlelere yayabilmek. Bu amaçla da ben onları Mezitli'yi gelip görmelerini ve tanımalarını, burada kısa ya da uzun tatillerini geçirmelerini diliyorum. Herkesi Mezitli'mize davet ediyorum. Müzik.